çok kutsal bir göreve imza atacağız. Arkadaşlar, erkekler. Belki bugün bunun farkında değilsiniz ama ilerleyen zamanlarda bugün ne yaptığınızı anlayacaksınız. Hadi. Bakın Çanakkale bizim en kıymetlimizdir. Ki bunun kıymetini bize hissettiren aslında Japonlar. Japonlar diyorlar ki bizler çocuklarımız biraz kendini bilince onları hemen alırız, Hiroşima'ya götürürüz. Oradaki vahşeti, oradaki teknolojiyi gösteririz ve çocuklarımızı buna göre yetiştiririz. Türklerin elinde Çanakkale gibi bir kıymet var. Böyle bir hazine var ama değerlendirmesini bilmiyorlar. Bizler Çanakkale'yi yeni yeni keşfediyoruz ve inşallah da bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bizler bugün onları anlamaya geldik. Yürü, gidiyoruz. Kolay mıdır candan vazgeçmek? Koldan, bacaktan, evlattan, yavrudan vazgeçmek rahat bir şey midir? Peki sizce bunu nasıl yaptılar? Ne için yaptılar? Bakın bu dava toprak davasıydı, evet. Bayrak davasıydı. Namus davasıydı. Ezan-ı Muhammed davasıydı. Bizler bugün bu toprakların üzerinde rahat rahat dolaşıyoruz. Elimizdeki kıymetler ise sürekli elimizde olduğu için aslında kıymetlerini bilemiyoruz. Bakın buraya yurt dışından gelen Türklerimiz. Şu şehitliğe girdikleri zaman Türk bayrağını görünce secdeye kapanıp ağlıyorlar. Hocam Allah aşkına ezan vakti bir camiye yaklaş da bir Allahu Ekber sesi duyalım diyorlar. Çünkü bu nimetlere hasrettir. Allah bizi bu nimetlere hasret bırakmasın. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. Bizim tek temennimiz bu. Şimdi şehitlerimizden bahsedeceğiz. Onlar çok büyük fedakarlıklar yaptılar dedik. Onlar biz, hiç tanımadıkları yeni nesil için her şeylerinden vazgeçtiler. Bugün bizler evleniyoruz. Adının saçlarını yumuk yaparak şehit olmuş ecdadımız. O yavruyu hiçbir zaman göremeden ve o yavru babasıyla tanışamadı. Biz onlar sayesinde yetim yetişen bir nesil olduk. Ve şu an sizler o yetim yetişen neslin öz ve öz torunlarısınız. Ama çok şükür biz biliyoruz ki Allah yetimleri çok sever. Bu yüzden bu milleti zayi etmez. İnşallah da etmeyecek. Peygamber Efendimiz de yetimleri çok seviyor. Bir bayram günüdür. Efendimiz Medine sokaklarında yürürken bir grup çocuğa rastlandı.
O çocuk da olsa kimseye selam vermeden geçmezdi. Tam yanlarına sokulup selam verecekken kafasını sağ tarafa çevirir, bir çocuk tek başına. Yanına sokulur. Selamun aleyküm ey çocuk. Aleyküm selam efendim. Çocuk, bak arkadaşların orada ne güzel oyun oynuyorlar. Bugün bayram günüdür, neşe günüdür. Sen neden burada tek başınasın deyince çocuk boynunu büker. Ya Resulallah, ben onlarla oynayamam. Çünkü onlar beni aralarına almazlar. Benim annem de babam da yok. Ben yetimim. O yüzden benimle oyun oynamak istemiyorlar. Peygamber Efendimizin gözünden yaşlar sürüyor. Önce o çocuğun başını geriye doğru sıvazladı. Çünkü babalar evlatlarını böyle severdi. Sonra bir de öne sıvazladı. Anneler de kuzularını böyle severmiş. İster misin ey çocuk? Hazreti Muhammed senin baban, Hazreti Ayşe senin annen olsun. Ve o günden sonra Efendimiz ve Ayşe annemiz o yavruya, o yetime anne ve baba olur. Bizler de o yetim neslin torunları olduğumuz için inşallah Efendimiz bize baba, Ayşe annemiz bize annedir. Biz bunu biliyoruz. Bizler bugün fedakarlık temsillerini görmeye geldik. Bizler bugün 101 yıl önce bu topraklarda yaşanan vahşeti öğrenmeye geldik. Ne kadar güzel kuş sesleri duyuyoruz değil mi? Rüzgarın hoş sedası geliyor kulağımıza. 2016 yılını unutmamızı istiyorum. Bu kuşların sesi yok. Bu rüzgarın sedası yok. 1915 yılı. Kulakların zarını patlatacak derecede olan o top mermilerinin iniltisini duyun. Mehmet'in sesini duyun. Kimi anam diye haykıracak, kimi yavrum diye. Bir top mermisi düşünce toprağa, bütün askerlerimiz toprakla yoğrulacak. Bu güzel kokuları almayın. Çiçeklerin kokusu yok. Bu havanın kokusu yok. Burunlarınızı yakan barut kokusu. O zehri hissedin ki siz o zaman öz ve özdedelerimizi anlamış olacaksınız. Bakın şu an üzerinde bulunduğumuz toprak. Üzerinde bulunduğumuz alan. 18 Mart 1915 deniz zaferiyle müjdelendiğimiz yerdir. Sizlere alanı buradan gösteriyoruz. Çünkü direkt Boğaz'ın girişini, Karanlık Limanı sizlere daha net ve daha rahat bir şekilde aktarabilmek için. Peki 18 Mart günü burada neler yaşandı? Arkamızda gördüğünüz yapılara aşağıda ne demiştik? Tabyalar. Bunlar da Mecidiye tabyalarımızdır. Abdülmecid döneminde yaptırılan. Tabyalar neden bu şekildedir? Toprak üstü ot yapılar. Karşıdan bakıldığında tümsek tümsek gözükür. Bunun sebebi arkadaşlar, karşıdan gelen düşman eğer cephaneliklerimizi fark ederse bombardımana tutup zaten bütün mühimmatımızı yok ediyor. Fark edilmemesi açısından tümsek tümsek yapılan bu alanlarda o günde askerlerimiz sığınıyorlar. Boğaz'dansa onlarca donanma. En önde İngilizler, arkasında Fransızlar ve yine onların arkasında İngilizler. Küçücük bir kara parçasına saldırmış durumdalar. Ali Mehmet Akif diyor ya, tepeden yol bulup inmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarıldılar ufacık bir karaya. Ufacık bir kara parçasıdır gelip oluyor adası. Ama onlar bütün var olan güçleriyle geldiler. Ve onlar o kadar kendilerinden emin geldiler ki bu boğazı geçecekler. İstanbul'a varacaklar. Deniz zaferi onların olacak ve karada savaşmak zorunda kalmayacaklar. Ama onlar bilmiyorlar. Burada onları Koca Seyit verirler. Onlar bilmiyorlar. Onun en sadık dostu Nideli Ali verirler. Onlar bilmiyorlar. Ölümü arzulamış 13 şehit bekler. Boğaz'dan Mecidiye tabyalarına düşen bir top mermisi. 13 askerimiz anında şehit. Ayakta kalan kişiler biri Nideli Ali, bir de bizim Koca Seyit.
Seyit Onbaşı'nın kafası toprağa saplanmış, ayakları dışarıda. Beni İdeli Ali diyor ki, bir ayağın kıpırdadığını gördüm. Toprağını eşeledim. Bir de baksın bizim Seyit. Ayağa kalkar Seyit Onbaşı. Gözlerindeki toprağı temizler. Şöyle etrafına bakınca, Ali, kardeşlerimiz nerede? Onlar çoktan makamını erdiler Seyit. Nasıl olur? Az önce buradalardı. Bir top mermisi Seyit. Bir top mermisi onları bizden aldı ve götürdü. Seyit, bir sen kaldın, bir ben. Hadi biz de gidelim buradan. Seyit Onbaşı'nın o an arkasındadır. Arkasından gelen o kara kabusu görünce, Ali, görmüyor musun? Suyun üzerinde kabus. Çünkü en önden gelen İngilizlerin inşa ettiği asla batmaz, asla yıkılmaz dedikleri zırhlı Ocean gemisi. Seyit bu gemiyi görünce, Ali, o buraya gelirse ne olacağını biliyorsun değil mi? Analarımızı, bacılarımızı bunlara mı teslim edeceğiz? Yapma Ali. Hadi bana bir itibar ver. Şu mermiyi yerinden bırakın. Normal şartlarda mermiyi kaldırması gereken az önce yanında geçtiğimiz topun vincidir. Fakat top mermisi vincimize zarar verdiği için topu Seyit kaldırmak zorunda kalır. Ben biliyorum ki birlikte çıkıyor kapatacağız. Ve akabinde. Nideli Ali, Seyit'in delirdiğini düşündüğü için ona yardım etmez. Seyit Onbaşıysa diyor ki, anamın bana öğrettiği bütün duaları okudum. Dizlerinin üzerine çöker Seyit. Allah'ım, benden gücünü ve kuvvetini esirgeme. Ve o top mermisini 3 hamlede saklanırsın. Bahsettiğimiz top mermisi etrafı gresyalı, yani kaygan. 215 okka, 276 kilo. Yani bir insanın kaldıramayacağı bir ağırlık. Fakat Seyit bunu yapar. Ve birazdan göreceğimiz dimdik ve daracık 5 basamak çıkan top mermisine. Mermi namluya sürüklenir. Bismillah ateş. Zırhlı Ocean tam da dümeninden vurur. Dümeninden sarsılınca Ocean bu sefer manevra yapmaya başlar. Hemen şöyle bakıyorsunuz karşıya. Hiçbir şey bulunmuyor. Karanlık bir alan var. Karanlık bir liman. Diğer ismiyle Erenköy limanı adını verdiğimiz limanımız devreye giriyor. Boğaz'da manevra yapmaya çalışan bütün gemiler muhakkak Erenköy limanını kullanırlar. Bu sefer devreye giren kişi Nusret Mayın gemisi yüzbaşı Hakkı'dır. Müstakka mevki komutanımız Cevat Paşa bir rüya görür. Rüyasını gemi komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey'e anlatmaya başlar. Dün gece rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Bana şehadet parmağıyla denizin üzerine gösterdi. Suyun üzerinde iki harf. Kaf ve Vav harfleri. Yahu bu ne demekti? Hiç kimse anlayamaz. Yüzbaşı Hakkı askerlerine emir verir, koşun bakın cephaneliğimizde ne kadar mayındır. Geriye gelen askerin cevabıysa son 26 mayın komutanı ve biz onları işe yaramaz diye kenara ayırdık. Şimdi mesaj alınmıştır. Çünkü bu iki Arapça harf Ebced hesabına göre 26'ya denk gelir. O işe yaramaz diye ayırdığımız mayınları büyük bir özenle Nusret'e yüklüyoruz. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret Mayın gemisi mayınlarımızı karanlık limana kıyıya paralel olarak yerleştirir. Dümeninden sarsılan Ocean ise manevra çalışmalarına girerken Nusret'in döşediği o muhteşem mayınlardan birine çarparak boğazın dibini boylar. Batmaz dedikleri o kara kabus batar. Ve bakın, 18 Mart'a onlar çok güzel hazırlandılar. 15 Mart, 16 Mart sürekli boğazı taradılar. Acaba herhangi bir yerde Türklerin döşediği bir mayın hattı var mı? Fakat İngilizler de Fransızlar da Nusret'in döşemiş olduğu mayın hattını bulamadılar. Ve o
batmaz dedikleri zırhlı ovşun boğazın dibini boyladı. Hemen akabinde Mecidiye tabyalarımızın komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey koşarak Seyit'e gelir. Seyit, bunu sen mi yaptın? Allah izin verdi, yaptım be komutan. Yahu Seyit, benden bir şey iste. Sen bu savaşın seyrini değiştirdin. İstemem komutan. Ben her şeyi namusum için yaptım. Olmaz Seyit, ille de bir şey isteyeceksin deyince Seyit onbaşı ellerini önünde birleştirir. Başını önüne eğer, mahcup bir ses duyuyor. Komutanım, Allah devletimize zeval vermesin. Sağ olsunlar, katığımızı eksik etmediler. Karnımız doydu. Ama ben vücut olarak arkadaşlarımdan biraz daha iri olduğum için verdiğiniz o bir peksimetle doyamıyorum. Bana iki peksimet verebilir misiniz? Peksimet dediğimiz avucumuzun içi kadar kuru ekmek. Bu kadar ağırlığa, bu kadar fedakarlığa bir parça kuru ekmek mi Seyit? Al hepsini. Ve o günden sonra Seyit'e iki ekmek verilir. Verildiği ilk gün. Birincisini yer Seyit. İkincisine bakar, bakar ve komutanına gider. Komutanım, ben bu ekmeği senden istedim. Sen de beni kırmayıp bu ekmeği verdin ama sağımdaki kardeşim bir taneyle doymaya çalışırken, solumdaki kardeşim bir taneyle yetinirken, ikincisi benim boğazımdan geçmez be komutan. Sen bu verdiğin ekmeği geri al. İstenilen şey bir parça kuru ekmekti. O da Seyit'in boğazından geçmedi. 9 yıl sonra döndü evine. Balkan Harbi'ne de katılmıştır Seyit. Evinin önüne geldiğinde kapının önünde seksek oynayan bir kız çocuğu. Acaba dedi. Acaba bu kundakta bıraktığım Ayşem olabilir miydi? Bunu anlamanın tek yolu var. Seyit kıza yaklaşır. Kızım, koş içeriden anneni çağırır. Eğer dışarıya çıkan kendi eşiyse, o da Ayşe'si. Kızımız koşarak içeri gider. Ana! Yetiş! Kapıda korkunç bir adam var. Bir de durmuş seni soruyor. Annem öyle deme der. Belli ki yabancıdır. Yolunu kaybetmiştir. Şu yaptığımız çöreklerden de götürelim de karnını doyursun. Annem elindeki çöreklerle kapıya çıkıp eşine buyur kardeş diye seslenir. Çünkü Seyit saçı sakalı birbirine karışmış, pirelenmiş, kirlenmiş bir adam. Bitmiş bir adam olarak geriye döner. Ta ki annem onunla göz göze gelene kadar. 9 yıl önce gönderdiği o masmavi gözleri görünce annem, kızım, Ayşem, korkunç adam var ya, senin baban. Ayşe teyzemiz 2007 yılında vefat etti ve o bize hep dedi ki, ben yıllarca babama baba diyemedim. Bir adamı getirdiler, al bu senin babandır dediler. Kabullenemedim. Yan yanaydık ama hep birbirimize hasrettik. Doyamadık. Ve Seyit Onbaşı, yıllar sonra kendisine ne vaat edildiyse kabul etmedi. Mustafa Kemal Atatürk yıllar sonra askerlerine şöyle bir emir veriyor. Seyit nerede? Askerler bilmiyor. O kahramanı bana hemen bulun. Seyit'in yeri bulununca Mustafa Kemal onu ziyarete gider. Paşa geliyor diye Seyit'i hemen çağırırlar. Üzerine hemen güzel kıyafetler giyer. Bunları giy Seyit. Seyit cüssü olarak iri olduğu için verilen kıyafetler ona çok küçük olur. Paçaları da kolları da kısa gelir. Mustafa Kemal onu görünce Seyit bu ne hal diye tebessüm eder. Seyit onbaşı ise ne bileyim paşam, paşa geliyor dediler, giydiriverdiler. O gün kendisine maaş bağlanmak istenir. Asla kabul etmez. Ben her şeyi namusum için yaptım der.
Mustafa Kemal der ki, Seyit, bak ne istersen yapacağım. Benden bir şey iste. Paşa, illa bir şey istemem gerekirse, madem gücün yetiyor, madem sözün geçiyor, o zaman şu ormancılara söyle benimle uğraşmayı bıraksınlar. Çünkü Seyit odundan odun kömür yapar. Günlerce dağlarda odunlar taşır. Ormancılar da onu yakalayınca ceza keserlermiş. Sadece bu cezanın kurtulmasını istiyorsunuz. Vefat ettiğinde açlıkla, hastalıkla vefat etti. Bakın o savaşın seyrini değiştiren bir kahramandır. Ama şu memleketten hiçbir beklentisi olmamıştır. O vefat ettikten sonra aynı teklif kızı Ayşe'ye de yapıldı. Ama Ayşe teyzemiz de aynı koca yüreklilikle hiçbir maaşı kabul etmedi ve babasının adını kirletmedi. Allah onlardan ebeden razı olsun. Bizler bugün sahip olduğumuz her şeyi onlara borçluyuz. Biz hazır kurulu bir vatanın üzerine geldik, yerleştik. Allah vatanımızı, toprağımızı elimizden almasın. Üzerinde yaşayacağımız vatan toprağı çok çok önemlidir. Bunun en güzel hadisesi Ahmet Rıfkı öğretmendir. Ahmet Rıfkı ilkokul öğretmenidir. Herkes cepheye giderken, herkes insan toplarken Ahmet Rıfkı sınıfına öğrencilerinin başına gelir. Öğrencilerse öğretmenlerine tepkilidir. Hiçbiri ayağa kalkmaz. Ahmet Rıfkı günaydın dese de ona cevap vermezler. Ahmet Rıfkı üzülür. Çocuklar, bu ne saygısızlık? Ben size ne yaptım da beni yok sayıyorsunuz? Burada konuşuyorum. Size bir şeyler anlatıyorum. Adeta beni görmüyorsunuz. O yavrulardan biri ayağa kalkar. Siz de hiçbir şey görmüyorsunuz hocam. Babamız gitti, dayımız gitti, amcamız gitti, abilerimiz gitti. Yaşımız tutsa biz de burada durmayız. Ama sizin tuttuğu halde hala buradasınız. Ahmet Rıfkı şaşkın. Ama çocuklar, sizin terbiye ve ehemmiyetiniz ne olacak? Hocam, üzerinde yaşanılacak bir toprak parçası olmadıktan sonra sizin bize verdiğiniz terbiyenin ne ehemmiyeti olabilir ki? O günden sonra Ahmet Rıfkı sınıftan koşarak çıkar, gidip kendini hemen cepheye gönüllü olarak yazdırır. Anasına gider. Ana, ben cepheye gidiyorum. Hakkına helal etsin. Köyün bakkalına uğrar. Bakkal amca, ne olur anamı iyaşesiz bırakma. Onun katığını ver. Ben dönünce sana olan borcumu öderim. Aradan aylar geçince Ahmet Rıfkı'nın şehadet namesi ulaşır. Şehit olmuştur. Annem hiç bağırmadan gözyaşlarıyla ağlamaya başlar. Ve oğlu evlenir diye kenara ayırdığı ne kadar parası varsa hepsini toplayıp köyün bakkalına gider. Bakkal, Allah razı olsun. Sen ne istediysen verdin, beni kırmadın. Evladım şehit oldu, ben şehit anası. Şunları al da yavrumun borcunu kapat. Onun öbür dünyada borçlu olmasını istemiyorum der. Bakkalsa hemen borç defterinde Ahmet Rıfkı'nın sayfasını açar. Ama orada yazılanlar adeta bir büyüdür. Herkes şaşkındır. Çünkü Ahmet Rıfkı'nın borç sayfasında yazılanlar şudur. Öğretmen Ahmet Rıfkı, benim dükkanıma hiçbir borcu yoktur. Çünkü bu bedel Çanakkale'de onun temiz ve masum kanıyla ödenmiştir. Allah o masum kanlardan ebeden razı olsun. Diyoruz ya, Allah bizi bu topraklara hasret bırakmasın. Bu yüzden üzerinde yaşayacağımız toprak parçası önemlidir demişler. Bundan sonra zaten iş size düşüyor. Kaleminizle vereceksiniz bu mücadeleyi. Toprağınızı tanıyacaksınız, ecdadınızı tanıyacaksınız, atanızı bileceksiniz ve buna göre gençler olacaksınız inşallah. Rabbim önünüzü açsın. Rabbim hepinize hayırlı.